Merhaba sevgili Yeni Gün TV izleyicileri, Yeni Günde Gündem programına hoş geldiniz. Biz her çarşamba olduğu gibi bugün iç hastalıkları, endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzmanı doçent doktor Ece Arman'la birlikteyiz ve bahar yorgunluğunu konuşacağız hep birlikte. Özellikle sabahları uykusuz uyanıyorsanız ve yataktan kalkmak istemiyorsanız, eklemleriniz, kaslarınız ağrıyor ve tutuluyorsa ve gün boyu mutsuzsanız, somurtuyorsanız, İştah farklılıklarınız varsa hormonlarınız bundan sorumlu olabilir ve bu da bahar dönemiyle bağlantılı olabilir. İşte bugün bu konuyu konuşacağız doçent doktor Ece Arman ile birlikte. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Merhabalar. Evet, bahar yorgunluğu dedik hocam. Bahar yorgunluğu nedir? Bir hastalık mıdır? Bir semptom mudur? Tam olarak nasıl açabiliriz, nasıl tanımlayabiliriz bahar yorgunluğunu? Tabii. Tabii ki bir hastalıktan öte bir değişiklik süreci. Haklısınız. Yani hastalık olmasa bile vücut genelde her türlü değişikliğe direnç gösterir. Bu yazdan kışa geçerken de olur, işte bir ev taşıma işleminde de olabilir veya iş değişikliğinde olabilir. Yani bir değişim süreci yaşanıyor. Yani bir adaptasyon süreci. Aynen. Ona bağlı, ona birlikte diyelim daha doğrusu, bir tür geçiş süreci yaşanıyor. İşte hava ısınmaya başlıyor. Hormonal değişimler söz konusu olabiliyor. Zaten doğayı gözlemlediğiniz, doğaya baktığınızda çiçekler değil mi? Minik minik ufak ufak tomurcuklanmalar, kuşlarda bir farklı versiyonlar, ötüşler vesaire. Yani doğa yürüyüşe çıktığınızda bile doğadaki değişimi, kabuk değişimini görebiliyorsunuz. Resmen bir kabuk değişimi söz konusu. O eski kabuğu da yenisine bürünme. Nasıl hayvanlarda da olabiliyor bu tarz şeyler. Yani doğada tabii ki insan da doğanın bir parçası. İnsanın da hormonlarında, metabolizma hızında, metabolizma ile ilgili ekstra diğer hormonlar değişimler söz konusu. Tabii ki bu anlamda bahar yorgunluğu olması gayet doğal. Çünkü vücut direnç gösteriyor, işte kendi durumunu korumaya çalışıyor. Bir süre sonra da ise farklı süreçler devreye giriyor. Yani aslında hormonal, bu koruma metabolizması mı? Evet, vücudun gösterdiği bu tepki. Evet, bir direnç gösteriyor. Fakat sonrasında yine işte hava ısı değişimleri ve bu ısıya vücudumuzun adapte olmaya çalışması. Çünkü beslenme alışkanlığınız değişiyor, iştahınız değişiyor. Kışın insanlar daha çok yağ depolamaya eğilimlidirler, yani yağlanmaya eğilimlidirler. Çünkü vücut kendi korumaya alır. Thrift dediğimiz, yani tutumluluk dönemi başlar. Hava soğur, vücut yağlanır ki kendi soğuğa karşı korusun. Fakat bu mevsim geçişlerinde ne oluyor? Vücut işte artık yağlanmaya gerek olmadığını algılıyor. Tekrar kendime yine bir format atıyor. Yani nasıl bilgisayarlarda bir problem olur, format attırırız, işte resetleriz vesaire, aç kapa yaparız ya. Evet. O tarz bir şey. İnsanoğlu da bu mevsim geçişlerinde bir tür formatlanıyor. Bu tür formatlanma sırasında yorgunluk olması, bir tür halsizlik olması doğaldır. Peki nasıl anlıyoruz bahar yorgunluğu içerisinde olduğumuzu? Genelde uyanmayı istememe, hep uyuma isteme. İşe giderken sabahları zorlanma, zaten hani kalkıp giyinmek, işte trafiğe katılmak vesaire, işe yetişmeye çalışmak epeyce stresli süreçler, zaten zor süreçler. Fakat bu hormonal değişimler devreye girdiğinde vücut direkt kendini daha fazla uyuyayım, biraz daha fazla dinleneyim. Hep böyle kendini stabil hali korumaya eğilim. Evet, öyle bir durum oluyor hocam. Evet. Yeterli uykumuzu almış olsak bile sürekli bir uyku hali, hiç uyumamış, yorgun uyanma durumu söz konusu olabiliyor. Kesinlikle daha da fazla uyku uyuma isteği, yataktan kalkmak istememe gibi. Hatta saç dökülmeleri, işte bu mevsim geçişlerinde kilo değişimleriyle beraber saç dökülmeleri de gerçekleşebiliyor. Saç dökülmeleri olabiliyor. Tabii depresyon durumları bazen tetiklenebiliyor. Bu tür şeyler hep hormonal kaynaklı tabii ki. Peki bu dönemde kilo almaya mı daha çok meyilliyiz? Kilo kışa girerken vücut yağlanmaya çalışır. Yağını arttırmaya çalışır. Yaza girerken de yağı daha fazla bırakmaya çalışır. Aslında şu anda hani biraz güzel diyet ve egzersiz yaparsak, her şeye dikkat edersek, yeme içme işlerine ve bol bol su içersek, hem detoks programı gibi olur bu zaten, hem de vücut kendini yeni bir dönemi hazırlamış olur. Daha fit ve selim bir hale bulunuruz. Biraz daha kilo kaybedip yaz geliyor çünkü, değil mi? Kıyafetler, gardıroplar değişecek. İşte hanımlar ve beyler yeniden giysilerini belki değiştirme yoluna gidecekler. Bu süreci de tabii ki daha rahat atlatmak mümkündür. Temel yaşam öğretimiz diyet, egzersiz, bol su tüketimi ve mutlaka işte bu değişim adaptasyon. Tabii ki bu önemli. Hem aile bireylerimiz de önemli. Anne, baba, çocuklar. Çünkü herkes bu değişimi yaşamaya başlıyor. Yapılandırmış ortamlar sağlamak gerekiyor.
bu süreçte iyi kullanmakta fayda tabii var. Tabii bu süreç iş yaşamına da yansıyor, tabii, aile yaşamına da yansıyor. Tabii ki. Bir depresif hal olma durumu söz konusu olabiliyor. Onun için ne yapıyoruz? İşte hafta sonları tatillerimiz imkanımız varsa çoluğu çocuğu topluyoruz. İşte artık şu an kırlar, değil mi? Kıra yayılma derler ya. Börtü böcekler, bahçeye ortamdan açılma. Piknik havası. Yani mümkün mertebe kendilerini doğaya bıraksınlar. Mümkün mertebe yürüyüşlerini yapsınlar. Mümkün mertebe günde 10.000 adım, 3 kilometre ya tekabül eder. Mümkün mertebe bunu yapmaya çalışsınlar. Doğal ortamlarında yapmaya çalışsınlar. Aileyle kaliteli zaman geçirmeye çalışsınlar. Ve beslenme, tekrar tekrar söylüyorum. Bu dönem yine tehlikeli dönemdir. Çünkü vücutta immün sistemde değişiklikler oluşur. İşte bu bahar yorgunluğu beraber immün sistem zayıflayabilir. Evet. Vitaminlerin nasıl beslenmemiz gerekiyor? Vitaminler tabii işe yarar mı bu yorgunluğun atlatılması tabii durumunda? Zaten biz hep diyoruz ya, C vitamini eksik etmeyelim. Hani kışa girerken de aynı konuları konuşmuştuk. Çünkü yine bu noktada virüsler, hep viral enfeksiyonlar tam mevsim geçişlerinde virüslerin daha çok hani böyle insanları grip yaptığı, hasta ettiği dönemlere denk gelir. Çünkü immün sistem, bağışıklık sistemi hassaslaşır. Onun için D vitaminimizi, C vitaminimizi, B vitaminimizi eksik etmeyeceğiz. Çinko, selenyum, magnezyum gibi immün sistem güçlendirilerini, hatta beta glikan gibi immün sistem destekleyicilerini ihmal etmeyeceğiz ki bu geçiş sürecini daha rahat atlatabilirim, kolay atlatabilirim. Çünkü bu bizim için tehlikeli bir ortam yani. Her türlü virüse açığız, mikroba açığız. Evet, gribal hastalıkların yanında tabii bir de benim kendimde gözlemlediğim bir durum var. Mesela az önce de bahsettiniz, saç dökülmesi olabiliyor bu süreçte. Evet, öbek öbek bunun hatta. Nedeni neden oluyor tabii hocam peki? Şimdi kıl kökleri, kıl folikülleri biliyorsunuz saç teli de olsun, diğer tüylerimiz de olsun cilt içerisinde gömülü vazihette duruyorlar. Bunlar foliküler yapılar var, böyle çukurcuklar, kuyucuklar gibi düşünün. Kıl folikülleri yılda bir defa yenilenen şeylerdir. Kılın büyüme aşamaları vardır işte. Bu büyüme aşamaları geldikçe kıllar da yenilenmeye başlar. Genelde baharda bu süreç hızlanır. Yani yeni tüyler çıkmaya başlar, yeni eski tüyler dökülmeye başlar. Ve tiroid hormonlar tabii ki yine değişebiliyor. Metabolizma çünkü değişebiliyor. Bu hormonal değişimlerden ötürü saçlarda daha fazla dökülmeler gerçekleşebilir. Çünkü yeni kıllar ve foliküller oluşmuştur. Bu anormal bir durum değil anormal yani. Anormal bir durum değil. Geçişle olası alakalı bir durum. Dediğim şekilde bir yenilenme sürecidir bu. Hani eğer ki bir ciddi bir hormonal rahatsızlığınız yoksa gerçekten vücut bunu adapte olabilir. Çok rahat atlatabilir. Ama tabii ki vitamin dengesini, desteklerini ihmal etmeyeceğiz. Çinkomuzu, selenyumumuzu, magnezyumumuzu alacağız, kalsiyum ve fosforumuzu alacağız. Ama bir tiroid hastalığı varsa ekstra, Hashimoto hastalığı gibi, şey, tembel tiroid dediğimiz bir tablodur bu. Bu noktada bu gibi bireylerde biraz daha fazla saç dökülmesine eğilim olmaktadır. O yüzden diyoruz ki tabii ki bir altta yatan hastalık varsa hekimimize başvurunuz, tedavinizi olmaya çalışınız. Ama bir hastalığınız yoksa vitaminlerinizi ihmal etmeyiniz, sporunuzu ihmal etmeyiniz. Bazı kişilerde bu dönem daha uzun geçebiliyor. Acaba altında yatan başka bir rahatsızlık olduğunun göstergesi olabilir mi hocam? Tabii olabilir, olabilir. D vitamini eksikliği varsa örneğin, D vitamini önemli bir vitamin. Mesela ne tür rahatsızlıklar yatabilir altında bu kadar uzun geçen bu süreç doğrultusunda nasıl? En başta tiroid hastalıkları dediğim gibi, hipotiroid mesela, tiroid hastalıkları varsa gerçekten bu süreç biraz zorlaşıyor. Metabolizma hızı çok değişik olduğu için tiroid hastalarında biraz zorlanıyorlar bu insanlar geçiş süreçlerinde. Depresyon varsa, psikiyatrik hastalıklar da biraz tetikleniyor çünkü mevsim geçişlerinde. Depresyon varsa kişide, altta yatan bir problem, psikiyatrik problem varsa bu süreç biraz daha hızlanabiliyor. Evet. Yani olumsuz süreç. Birazcık daha ağır yaşayabiliyorlar bu tabloları. Veyahut da immün sistemle ilgili, bağışıklıkla ilgili problemler varsa ve T ve B hücreleri dediğimiz bazı işte hücrelerimiz var. Vücut askerleri diyoruz ya, savunma askerleri, lökositler diyoruz, işte beyaz küreler diyoruz, lökositler, lenfositler diyoruz. Bunlarla ilgili problemleri olan insanlarda bağışıklık sistemi biraz daha zayıf olacağı için bunlar biraz daha hassaslar bu değişimlere. Bunlar da önemli, bireyler de önemli. Önemli olan şeker hastalığı, bunun fark edilip gerekli önlemlerin alınması sanırım. Tabii ki kronik hastalıklar bazında sorduğunuzda da hipertansiyon varsa, diyabet varsa, şeker hastalığı varsa, obezitesi varsa, kan şekerleri düzenli iyi bir profil sergilemiyorsa, kötü şeker regülasyonu varsa,
tansiyonları çok stabil değilse, oynak tansiyon varsa, iniş çıkışları varsa bütün bu bireyler biraz daha etkilenmekteler bu durumlardan. Hı hı. Yani daha hassas olan insanlar bunlar. Her bahar yorgunluğu gibi olan belirtilerde bahar yorgunluğudur deyip geçiştirmek de yanlış olur. Bir doktora başvurulması gerekiyor diyorsunuz. Kesinlikle. Yani bahar yorgunluğu diyorsunuz. Deyip de bu olayları maskeleyebilecek tablo oluşabilir. Hı hı. Altta yatan tablo maskelenmesin. Mutlaka altta yatan tablo irdelensin. Hasta bu şikayetleri hissediyorsa bu geçiş döneminde mutlaka altta yatan şeyler araştırılması gerekiyor. Vitamin eksikliği mi var? Diyabet mi var, hipertansiyon mu var, depresyon mu var, tiroid problemi mi var? Yani her bir şeyin incelenmesi gerekiyor. Bazı hastalarda el ayak şişmeleri olabiliyor bu dönemde. Evet. Bu normal midir acaba hocam? Tabii damarlardaki, biliyorsunuz damarlar kas tabakasından oluşmak. Damar dediğimiz bir yapı büzülür ve genişler. Kas tabakasından oluşmaktadır. Hı-hı. Vücut kendi kendine adapte eder. Mesela tansiyon yüksekliğinde damar kasları daha farklı kasılır. Tansiyon düşüklüğünde kalp kasları veya damar kasları biraz daha farklı kasılabilir. Yani damarların, kasların kasılmaları bizim tansiyonumuzu belirleyen bir şeydir. Aynı zamanda bu süreçlerde de basınç değişiklikleri olabiliyor bazen. Adaptasyon sürecinde damarlarda genişlemeler gerçekleşebiliyor. Lenf ödemler gerçekleşebiliyor. Lenf drenajlarında problemler olabiliyor. Masa başında bir iş yapıyorsak, hep ayaklarımızı sarkıtıyorsak şişmeler olabiliyor. Yani lenf drenajında problemler gerçekleşebiliyor. Basınç farkından kaynaklı. Onun için diyoruz ki bol bol bu süreci yaşarken yürüyelim, masaj yapalım bacaklarımıza, lenf drenaj yapalım, lenf tık dolaşımı arttırmaya çalışalım, bol bol su içelim, ödemi atmaya çalışalım, bol bol sebze yiyelim, bol bol maydanoz sapı, maydanoz tüketelim ki maydanoz, kiraz sapı gibi bitkisel ürünler ödem attırıcıdırlar. O yüzden bu geçiş süreçlerinde bitkisel tedavilerden faydalanmak gerekmektedir. Bunları ihmal etmeyelim diyoruz. Ayrıca bir detoks da olmuş detoks olur. Vücudumuz içinde bir yenilenme var. Olur. Aynen. Çünkü vücudumuz bu geçiş dönemlerinde adaptasyon sağlayamayabiliyor. Aslında bu yorgunluğu atmanın bir diğer noktası, siz de bahsettiniz, egzersiz. Evet. Yani enerjimizi doğru yere doğru yönlendirirsek doğru. Bu yorgunluktan çıkma durumu söz konusu Tabii. olabilir mi? Ne Tabii. tür önerileriniz olur? Tabii. Yani sürekli bir motive olmaya çalışacağız. Bu isteksizlik ve enerjisi düşük halimizi bir üst basamağı, bir üst seviyeye çekmeye çalışacağız. Ne yapacağız? Bir program yapacağız. İşimize, gücümüze zaten işte saatimizi grup etmeye çalışacağız. Akşam yatarken mutlaka ılık bir, yani laktoz intoleransımız yoksa ılık bitki çayları, ılık süt, o tarz şeyler, papatya çayı olabilir. İşte vitaminli çaylar var zaten doğadan, form, örneğin kabızlık şikayeti varsa o tarz form çayları vesaire. Yani bitkisel ürünler kullanacağız. Örneğin kabızlık şikayeti varsa sinameki otu, o da bir bağırsak çalıştıran bir şeydir, bitkidir. Kabızlık önemli bir problem zaten. Bu süreçte kabız olmamaya bakacağız. Ödem olmamasına çalışacağız. Bol su tüketeceğiz. Akşam bunları tüketerek yatacağız. Sabah da kalktığımızda işte tuvalete çıkmış olarak işte büyük tuvaleti yapacağız. İdrarımızı bir şekilde yapmış olacağız. Daha fit ve zinde olarak güne başlayacağız. Ve spor programı tabii ki önemli. Egzersiz programı. Günün herhangi birine monte edeceğiz bunu. Eğer işimiz biraz daha geç başlayan bir işse, yani saat 12'den sonra örneğin gideceksek, sabah saat 10 civarında işte spor programımızı hayatımıza adapte edeceğiz, monte edeceğiz. Eğer hani erken işe gitmek gerekiyorsa, erken çıkma ihtimalimiz varsa iş çıkışına sporu yerleştireceğiz. Ondan sonra sosyal faaliyetler yapmaya çalışacağız. Yani mutlaka sporu olmazsa olmaz kabul ediyoruz bu süreç içerisinde. Ki bunu yaparken de doğa yürüyüşte, doğayla baş başa olacağız. Çünkü o doğanın yürüyüşünü görmek insanı motive ediyor. Kapalı spor salonuna gitmektense bu süreçte ben tavsiye ederim ki izleyicilerimize sporun açık havada yapılması. Açık havaya çıksınlar, doğayla bütünleşsinler, temiz hava alsınlar ve motive olsunlar. Yani sporu bu şekilde yapmaya çalışsınlar. Ben onlara kardiyo egzersiz yapın, işte ağırlık kaldırın falan demiyorum. Evet. Gayet basit. Yürüyüş tavsiye ediyorum ama doğayla baş başa yapın bunu diyorum. Zaten doğaya çıktığımızda o bahar döneminde açan çiçekleri, börtü böcekleri zaten gördüğümüzde mutsuz olmak mümkün değil. Ağaçlarını göreceksiniz, işte bu tomurcuklanmaları göreceksiniz, kuş cıvıklarını duyacaksınız ki zaten diyeceksiniz ki ben neredeyim, nereye hazırlanıyorum, nereye gidiyorum. Birdenbire kendiniz enerjinizin yükseldiğini fark edeceksiniz. Bir üst seviyeye çıkacaksınız. Aslında hocam bahar dönemi dediğimizde romantik bir tarafı olduğunu da söyleyebiliriz. Tabii, yani tabii, hayata tabii. daha dolu dolu baktığımız, daha şiirsel değil mi? Pastoral, daha bardağın dolu işte, tarafından gördüğümüz, tabii. bahar dediğimiz bir dönem aslında. Doğru, ama vücudumuz bu konuda sanırım adaptasyon sorunu yaşıyor ki evet. Acaba ters orantılı mı insan organizması?
organizmasıyla, yani bu kadar yorgunluk, evet, ruh direnç konusunda düşmemiz, ama bunun yanında da romantik bir dönem. Tabii romans, bunu asla ve asla tabii yitirmemek lazım. Tabii ki doğayla birlikte insanlar hepimiz kıpırdı hissediyoruz yani. Şimdi doğaya çıktığınızda nasıl ki o çiçek böcek sizi heyecanlandırıyorsa, değil mi? Kalbimizde de bir kıpırdı hissediyoruz doğaya hakikaten uyanırken. Yani ben mesela işime gelirken etrafa baktığımda hakikaten güzel güneş, parlak bir güneş görüyorsam, çiçekleri, böcekleri görüyorsam işime daha motive olarak geliyorum. Ama kapalı bir hava varsa, işte yağmurlu bir günse, gri bir gökyüzü varsa yağmurlu, zaten ben de motive oluyorum. Yani bir depresyon hali vesaire, bunlar yaşanabiliyor. İşte bakış açısı önemli. Olaylara baktığımız çerçeve önemli. Mutlaka ve mutlaka izleyicimize ben onu tavsiye etmek istiyorum. Güneşin parıltısına baksınlar, doğaya yüzlerini çevirsinler ve enerjilerini yükselsinler. Çünkü bir olayın çok fazla bakış açısı vardır. Bir olay olur, gerçekleşir. Siz farklı pencereden bakarsınız, ben farklı pencereden bakarım. Bir başkası farklı bir yönden, açıdan bakar. Çok farklı görüşler vardır. Ben de diyorum ki, lütfen olumluluk penceresinden bakalım. Lütfen pozitif enerji penceresinden bakalım ki bu yeni değişen zaman ayak uyduralım. Çünkü zaman değişim içerisinde. Yani bu mevsim değişimleri olabilir. İşte yaşadığımız süre içerisinde kültür değişiyor, teknolojik cihazlar değişiyor, insan profili değişiyor. Sadece mevsimsel değişimler yaşamıyoruz. Her şey değişiyor yani. Bildiğimiz araçlar değişiyor. Hizmetler değişiyor, arz talepler değişiyor. Bütün bu sürece uyum sağlamak gerekiyor. Aslında bu sürekli bir değişim hali içerisindeyiz. Dinamik süreç olduğu için diyorum ki, nasılsa şu anda kış mevsiminden çıkıp da bahar ve yaza geçiş yaşıyoruz. Hayatımız her alanında da aynı şekilde her değişime hazır olmalıyız, açık olmalıyız ve hep olumlu pencerelerden yaklaşmalıyız. Evet, buradan izleyicilerimize de bu mesajları iletiyoruz. Doğaya çıkalım, açan çiçeklere bakalım, uçuşan kelebeklere, böceklere bakalım diyoruz. Acaba sorularımız var mı? Alihan, evet, sorularımız gelmiş. Melih Üzümcü sormuş hocam. Yeteri kadar uyusam bile her sabah uykumu alamamış gibi hissediyorum. Bunun için doktora başvurmam gerekir mi diye soruyor kendisi. Az önce bahsettiğimiz konu. Şimdi hani fibromiyalji diye bir tanımız vardır. Fibromiyalji genelde hani sırt, kas, boyun omuz aksında bölgesinde olabilen ağrılar. Kişi yeterince uyusa bile sabah uyandığında çok halsiz ve yorgun hissederken. Evet. Uyandığında hiç uyumamış gibi ağrılar içerisinde kalkabilir. Çok mutsuz, depresif kalkabilir. Tabii ki hekim kontrolü gerekir, hekim muayenesi gerekir. Ben izleyicimize bunu tavsiye ediyorum. Bir hekim görsün, fizik muayenesi yapsın, fibromiyalji var mı yok mu tespiti yapılsın, vitamin düzeylerine bakılsın, D vitamini, E vitamini, B vitamini, C vitaminleri, hepsi bir gözden geçirilsin. Acaba bir eksiklik mi var vücudunuzda? İncelensin ki netleşsin tablo, ki bahar yorgunluğu diyebilirim yani. Mutlaka altta yatan bir şey var mı diye incelenmesi gerekiyor. Güzel bir soru, teşekkür ediyorum. Mutlaka muayene olunuz efendim. Evet. Selen Bakar sormuş. Bahar aylarında sürekli yorgun ve mutsuz hissediyorum. Bu durumu nasıl aşabilirim? Galiba hepimizin müzdarip olduğu bir konu. Benzer sorular, tabii, benzer şikayetler. Egzersize sormuşlar galiba. Her gün bir saat yürüyüş yapan bir hastamız varmış. Evet, düzenli olarak her gün bir saat yürüyüş yapıyorum diyor Nurdan Sarı. Çok güzel. Bunun yanında yorgunluk halini atmam için ne tür egzersizler önerirsiniz? Şimdi tabii yürüyüş her yaşta yapılabilecek bir spor. Her yaşta yani. İşte 10 yaşındaki çocuktan tutun 80 yaşına, 90 yaşındaki bir insana kadar yapabilecek bir spor. Her yaşta eğer hani sağlığımız da yerindeyse yapabileceğimiz bir spor. Mutlaka yürüyüşü yapalım. Bir saat güzel bir süre. Ben mesela kendi hiç spor yapmayan hastalarıma diyorum ki, hiçbir şey yapmamış mesela, hiç yürüyüş bile yapmak istemiyor ve sevmiyor. En azından diyorum, minimal diyorum, günde diyorum 10 bin adım atın diyorum. 10 bin adım 3 kilometreye tekabül eder. Bunu hastamız bir saat yürüyor, tebrik ediyorum. Bravo, gerçekten çok isabetli. Aynen devam etsin. Bunun yanı sıra ne yapılabilir? Bunun yanı sıra direnç egzersizleri, ağırlığa karşı egzersizler yapılabilir. Bunun yanı sıra sıkılaşma egzersizleri, işte fitness çerçevesinde pilates olabilir, yoga olabilir, tai chi olabilir. Bu tarz egzersizler hem insanı motive eder, hem enerjisini yükseltir, hem bir miktar daha sosyalleştirir. Bunları tavsiye edebilirim. Ama gerçekten örnek bir seyirci, izleyici. Yani bir saat yürümüş olması, yani yürüyor olabilmesi başarı. Gerçekten tebrik ediyorum. Evet, aslında birçok açıdan fayda sağlıyor. Hem daha fit kalıyorsunuz. Tabii ki. Hem de mesela sabah yapılan, özellikle sabah yapılan sporlarda daha zinde
olarak güne başlamak mümkün oluyor. Tabii tabii. Bu açıdan da tabii, şimdi büyük avantajlar taşıdığını söylemek önemli. Mümkün. Yeni özellikle güne... sabah sporunu. Tabii tabii, o çok önemli. Niye önemli? Saat sabah diye üzerine vurguladınız ya, evet. Mesela Tuğçe Hanımcığım. Şöyle önemli. Şimdi yeni güne hazırlık hormonları var. Saat 3'ten sabaha karşı, şey değil 12'de, 10'da yattık. Hı-hı. Sabaha karşı saat 3 civarında bazı hormonlar sentezlenmeye başlıyor. İşte büyüme hormonları devreye giriyor, böbrek sütü bezi devreye giriyor, kortisoller sentezlenmeye başlıyor. Yeni güne hazırlık anlamında vücut kendini resetliyor. Diyor ki stres hormonumu arttırayım, yapayım, sentezleyeyim diyor. Yeni güne daha rahat başlayayım, yeni günün problemlerini daha rahat karşılayayım diyor ve kortisol hormonu üretmeye başlıyor. Sabah mesela saat 7'den sonra, saat 10'dan sonra, saat öğleden sonra 3'e doğru bu hormonlarda azalmalar gerçekleşiyor. Stres hormonları azalıyor. Yani gün içerisinde hormonal değişimler var. Günün içinde bile döngü var. Bırakın mevsim döngüsünü. Gün içerisinde bile, bir 24 saat içinde bile döngüler söz konusu. Yani sanki ayarlı olduğumuz bir vücut saatimiz var. Aynen, bir biyoritimiz var. Bir kum saati düşünün veya evet. Bir biyolojik saat düşünün. Her saat diliminde farklı hormonlar salgılanıyor. Hormonların salgılanacağı seviye ve düzey ve işte aralıklar belli. Saatte göre değişebilen hormonlar söz konusu vücutta. Bunlardan bir miktar, bir birim oynamalar bile bazen ciddi sonuçlar doğurabiliyor yani. Stres hormonunuz olmazsa vücudunuzda hayatla bağdaşmayan durumlar karşı karşıya kalabilirsiniz. Yani ölümler bile olabiliyor bazen. Evet. O yüzden diyoruz ki vücudumuzu dinleyelim, sporumuzu yapalım. Yani sabah daha çok öneriyorsunuz. Sabah sporu önemli ama bazen de işte erkeklerde mesela sabah saatlerinde saat 10 civarı çok ağır egzersiz önermiyoruz. Çünkü kalp kasları strese dayanıklı olmuyor saatlerde. Yani kalp krizi genelde saat 10 gibi geçirilir. Saat 10-10.30 gibi geçirilir erkek cinsiyetlerde, erkek bireylerde. Onun için sabah saatlerinde erkeklere fazla böyle ağır kardiyo egzersizi önermiyorum ben. Stres hormonlarından dolayı, değişimlerinden dolayı. Evet. Sorularımıza devam edelim. Can Gedik sormuş. Merhaba, iyi yayınlar dilemiş. Teşekkür ediyoruz. Ben düzenli olarak fazla su tüketen biri değilim. Yorgunluğumun bununla bağlantısı olabilir mi diye sormuş. Tabii şimdi vücut kan basıncı, işte idrar çıkışı, bunun hepsi bir dengede. Nasıl hormonal bir biyolojik saatimiz var, aynı şekilde vücut kan basıncını dengelemek için de böbrek glomerüllerinde, böbrek yapısının içinde basınç ve işte osmolite dediğimiz konsantrasyon reseptörleri var. Aynı reseptörler damarların içerisinde var. Aynı reseptörler kalpte var. Yani vücut kalp işte kalp, kan damarı ve böbrek aracılığıyla ve pek çok reseptör aracılığıyla ki reseptörler basınç reseptörleri, işte konsantrasyon reseptörleri. Bu reseptör aracılığıyla kendini dengeye tutmaya çalışıyor. Kan basıncını dengelemeye çalışıyor. Su içme ve su içmeme bu önemli. Vücut su almadığı vakit, susuz kaldığı vakit idrar çıkışını azaltıyor. Hepimiz gözlemlemişizdir, seyircilerimiz dahil olmak üzere. Az su içersek idrar rengimiz koyulaşır. Daha koyu bir renk, daha konsantre bir idrar, değil mi? Daha farklı bir görüntüyle karşılaşırız. Ama su içersek ne görürüz? Daha berrak bir idrar, daha açık renkli bir idrar görürüz. Yani izleyicimize tavsiyem odur ki bol bol su içsin. Reseptörlerini daha dengede çalıştırsın. Su içmemek kötü bir şeydir. Çünkü böbrekten idrar oluşumu biliyorsunuz, idrarlar böbrekte oluşturuluyor. Böbrek kanı süzer, idrarı oluşturur ve kesede biriktirir. Biz idrarımızı yaptığımızda bu idrarı atarız. Zaten bu idrarı niye oluştururuz? Toksik maddeleri atmak için oluştururuz. Üre, işte ürik asit vesaire tarzı mesela bazı toksik maddeler vardır vücutta. Amonyum, amonyak metabolizması ürünleri. Bu zehirli maddeleri atmak için idrar yapmamız gerekir. Ama kişi su içmezse zehirli maddeleri atamaz. Vücutta birikebilir. Veya vücut daha zor bunları bertaraf eder. Evet. O yüzden bol bol su içmekte fayda var. İzleyicimizin tavsiyem budur. Evet. Bol bol su içelim lütfen. Muazzez Tan sormuş hocam. Bahar aylarında sürekli devam eden bir baş ağrısı sorunum oluyor. Neden olabilir? Önerileriniz neler? İyi yayınlar dilemiş. Teşekkür tabii. ediyoruz Muazzez Hanım'a. Şimdi migren atakları. Migreni var mı bilemiyorum hastamızın. Migreni olabilir. Migren tetiklenebilir bu geçişlerde. Veya tansiyon sorunu olan bir hasta olabilir. Tansiyon dengesizleşmiştir. İniş ve çıkışlar yaşamakta olabilir. Tansiyon dengesi önemlidir. Bence bir hekim muayenesinden geçsin. Migren atakları mı var kendisinde? Tansiyon sorunu mu var? Bir bakılsın. Bunlar monitörize edilsin. İzlensin, belgelensin.
Çok normal şeyler değil çünkü. Büyük ihtimalle hı hı. Yani böyle bir tarz bir şey yaşıyor. Veya sinüzitif olabilir. İşte bir bahar nezlesi alerjisi deriz ya. Larenjit, faranjit veya sinüzit gibi alerjik atopik bünyelerde hassasiyetler artar bu geçişlerde. O tarz bir şey olabilir. Yani mutlaka bir hekim tarafından muayene edilmesine fayda var hastamız. Evet. Bir izleyicimiz bahar aylarında yorgunluğum artıyor. Neden olabilir diye sormuş. Benzer cevaplar. Evet, yani benzer rahatsızlıklar ve benzer cevaplar. Tansiyonla ilgili dönüşümler, veya işte beslenmesine dikkat etmemiş olabilir. Yani bence sporunu yapsın, beslenmesine dikkat etsin, bol suyunu alsın, vitaminlerini alsın. Destek anlamında öneriyorum. Tabii ezbere vitamin kullanmayın lütfen. Vitamin alın derken, vitamin herkes çok rastgele kullanmaya başladı artık günümüzde. Avuç avuç vitaminler içiliyor, vitaminler ölçülmeden içilmeye başlanıyor. Tüm vitaminler de masum değil tabii ki. Niye masum değil? Çünkü birikebiliyorlar yani. Karaciğerde birikebiliyor. Her vitamin idrarla atılmıyor. Kimi vitaminler karaciğerde birikebiliyor ve toksik etki oluşturabiliyor. Vitamin alın derken de diyorum ki ölçümlerini yaptırın. Düşük ise gereken miktarda gereken şekilde kullanın vitaminleri. Yani rastgele vitamin almayın aslında tabii aslında besinlerden almak daha doğru değil mi? Yani, tabii ki hocam. Eğer kişi sağlıklı ve dengeli besleniyorsa, normal bir beslenme sürecinde ise hiçbir şeyi yiyip içebiliyorsa sorun olmuyor zaten. Vitamin eksikliği gözlemlemiyoruz. Ama normal yiyip içtiği halde bağırsaklarında bir problem varsa, emilim defektleri varsa, yeterli miktarda vitamin almasına rağmen gıdalarla bu kişinin bağırsağı bu vitamini sindirip ememiyorsa, kana geçiremiyorsa o zaman eksiklik oluşabilir. O yüzden yani rastgele iş yapmayalım. Mutlaka seviyelerini ölçtürelim diyorum ben. Evet. Tam bunun üzerinden konuşurken Sevtap Kambur sormuş. Aynı soru. Cevabı kendisine gelsin. Bahar yorgunluğu için vitamin kullanmalı mıyım rastgele diye soruyor. Rastgele kullanmayalım, tekrar söylüyorum. Mutlaka bunu belgeleyelim, tespitini yapalım. Kanımızı verelim, ölçümlerini yaptıralım. Gereken miktarda gerektiği kadar alalım. Çünkü herkese aynı miktarda vermiyoruz. Çocuğun ihtiyacı farklı. İşte genç erişkin ihtiyacı farklı. Orta yaş ihtiyacı farklı. İşte belli bir yaş gruplarındaki insanların, onlar da dekat yani dilimler halinde, 70-80 arası yaşındaki ihtiyaç farklı, 50-60 yaş arası farklı, bebeğin ihtiyacı farklı ve herkese ihtiyacı kadar doz verilmesi gerekiyor. Onun için diyorum ki rastlantısal, tesadüfi yaşamayalım, ölçümlerimizi yaptıralım, teyit yapalım, belgeleyelim eksikliklerimizde, ihtiyaca yönelik yaşımıza uygun vitaminler kullanalım diyorum. Evet hocam. Doktora da başvurmak önemli tabii bu ki. Noktada. Tabii peki ki. Hastalarımız bu süreçte hangi noktada doktora başvursunlar? Hani evet, bahar yorgunluğundan hepimiz müzdaripiz. Evet. Bazı problemler yaşıyoruz. Hani belli bir sürecin mi geçmesi gerekiyor? Daha uzun süreli olanların mı acaba başvurması gerekiyor? Artık programın da sonuna yaklaşıyoruz. Evet, bununla evet. ilgili son önerileriniz neler olur tabii izleyicilerimize? Ki, tabii ki. Eğer kişinin yaşamını sürdürmesi mümkün hale gelmiyorsa, sabah işine geç kalıyorsa, hakikaten uyanamıyorsa yani uykuyu daha sürdürmek istiyorsa, son derece örneğin mesela baş ağrısından bahsettiğiniz önemli bir bulgu gerçekten, evet. tansiyonlarla ilgili problem yaşıyorsa veya çok şiddetli baş ağrıları, migrenden de olabiliyor tabii ki, yaşanıyorsa, burun akıntısı varsa bu hani alerjik reaksiyonlarla alakalı bir şey olabilir. Hapşırık nezle gibi şikayetleri varsa atopik bünyelerde bunlar çok olur çünkü geçişlerde. Bir uyandığında ciddi anlamda sırt ağrısı kas ağrılarıyla kalkıyorsa, miyaj, fibromiyaj diye bahsettik evet. ya, miyajları kas ağrıları varsa, bağırsaklarda problemler yaşanmaya başlamışsa, kabızlık ve esen atakları, yaşam kalitesini düşüren şeyler çünkü. Bunlar varsa, ödemler artmışsa, ayaklarda şişlikler artmışsa mutlaka hekim görmeli bu hastayı. Mutlaka evet. muayene olmalılar bu hastalar. Önemli. Hani denir ya, bahar yorgunluğu gelir geçer, böyle bir şey denmemesi gerekiyor. Bundan ciddi veriler, ciddi semptomlar. Bunları aydınlatmak gerekiyor. Üstüne gitmek gerekiyor yani. Evet, bu bahar döneminde hepimizin müzdarip olduğu konular, evet. hepimizin şikayetçi evet. olduğu konular, evet. iş yaşamından aile yaşamına tabii kadar ki, sosyal yaşamı, etkileyen şey olumsuzluklarla şeyler. Karşılaşabiliyoruz. Ama az önce sizin de verdiğiniz önerilerde olduğu gibi doğaya çıkıp
Tabii baharın ki. O güzel kokusunu içimize çekersek ve kendimizi bu yönde motive edersek, hı-hı, bu süreci de güzel bir şekilde atlatacağımızı, kesin, düşünüyorum. Hı-hı. Verdiğiniz öneriler ve bilgiler için teşekkürlerimi sunuyorum hocam tekrardan. Ben çok teşekkür ediyorum izleyicilerimize, sizlere de. Umarım biraz faydamız olmuştur. Ama bu bir süreçtir, yaşanacak bir süreçtir. Adaptasyon şart, olmazsa olmaz kuraldır, doğanın kanunudur. Onun için hani gereken önerilere uyduktan sonra sorun olacağını ben düşünmüyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz biz de. Teşekkürler. Efendim, Yeni Günde Gündem programının bugünlük sonuna geldik. Bugünkü konuğum iç hastalıkları, endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzmanı doçent doktor Ece Harman idi. Haftaya başka bir konu ve konukla tekrar karşınızda olacağız. Hoşçakalın.